Bu konudaki yorumları ayağa kaldırmayı istiyoruz. Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını, Türkiye'nin tepkisini, Ege'deki gerilimi Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın'la konuşacağız. Sayın Caşın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Uğuz Bey, iyi haftalar olsun bakalım. Sağ olun, çok teşekkürler. Size göre durum ne? Yunanistan adaları silahlandırıyor, tamam bunu biliyoruz. Ama nasıl silahlanıyor? Öncekilerden farklı bir durum var mı size göre? Güzel bir soru bu Uğuz Bey. Siz de Yunanistan'ı yıllardır takip ediyorsunuz. Şimdi Yunanistan özellikle aramızdaki sorunları önce NATO'ya, ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şekilde sevk ederken Avrupa Birliği'nden de aldığı destekle birlikte yeni bir sürecin içerisine, son 10 yıl içerisine girmiş durumda ve bu yeni süreç maalesef aşırı silahlanmaya dayalı. Benim birinci tespitim şu. Önce bir hukukçu olarak ve bir uluslararası ilişkiler ve Yunanistan'ı yıllardır Genelkurmay'dan takip eden bir subay olarak şunu söyleyeyim. Yunanistan Türkiye karşıtlığı politikasını Avrupa Birliği, Amerika ve NATO ile bu üçgen içerisinde yürütmekte ve ülkemize karşı sıcak bir çatışma için son hazırlıklarını tamamlamaktadır. Yani aşırı bir silahlanma var ve bu silahlanma Yunanistan ordusunun taşıyacağı kapasitenin çok üzerinde. Yani 9 milyonluk devletin yaklaşık son birkaç sene içerisinde 12 milyar euro silah alması demek ki Yunanistan bir harbe hazırlanıyor. Bu aşırı güven hissiyle silahlanan Yunanistan kendisi ve sponsorları, yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avrupa Birliği ve bunun içerisinde maalesef Almanya ve İsrail de var. Yani bizim müttefikimiz olarak İsrail'le yakınlaşmamıza rağmen İsrail adalara biliyorsunuz kamikaze sihaları yerleştiriyor. Yine Frontex adı altında Avrupa Birliği'nden alınan hem Alman hem de Avrupa ve İsrail yapımı sihalar ve İHA'lar Ege'de cirit atıyordu. Şimdi bu durum gerginlikle çatışma konumuna geçişin son aşaması bana göre. Yani şöyle bir tespit yapalım. Müsaade ederseniz Oğuz Bey, eski bir jurnalist olarak. Türkiye Yunanistan içerisinde kontrollü gerginlikten tek taraflı silahlanmanın getireceği bir çatışmaya doğru gidiyor. Yani bu kritik eşik tahrik ve tacize devam ediyor. Bakın iki tane havaya biliyorsunuz bize kilit attılar. Bir tane Girit'ten S-300, bir Türk sivil gemisine ateş açıldı. Ve son dün Genelkurmay'ın ve Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya baktığımızda bizim bir deniz karakol uçağımıza 1 Eylül'de kilit atılıyor. Bu silahsız bir gemi biliyorsunuz, istihbarat gemimize. Bu durumda Amerika ve Fransa ile beraber Körfez ülkeleriyle yapılan tatbikatları 5 yıldır üst üste koyduğumuzda özellikle 3 ana eksende, yani Türkiye'yi Trakya'da Dedağaç'tan itibaren zorlayacak silah sistemleri, bunları sayayım size. Yeni toplar, tanklar, Avram 1 tankları. Esas önemli olan Bradley'de. 1200 tane birden Bradley. Evet. Yani bu Bradley'lere 10'ar tane asker yerleştirseniz 15 bin asker yapar. Bunlar 350 tane subay bulamıyor. Demek ki bir taarruza hazırlanıyor. İkincisi Apache ve Kiowa helikopterleri, bunlar tanksavar helikopterleri. Trakya'da bizi zorlayacak. Özellikle bizim mekanize birliklerimize taarruz. Ve kendi amiralleri söyledi köprüleri vuracağız diye. Şimdi buna karşılık şunu söylüyor Sayın Mitsotakis. Benim gördüğüm ve bir havacı olarak gördüğüm şey şu. Ege'de bir Mitsotakis tuzağı var. Ancak bu tuzak bunun kendi başına yapabileceği bir olay değil. Dün Sayın Millet Meclisi Başkanı Şentop şunu söyledi. Lokomotif değil vagon devletleri sözümüz, bizim muhatabımız kuklalar değil kuklacılar. Yani onları idare eden. Kim bu? Amerika ve Fransa. Peki bunu neye dayanıyor? Yapılan iki tane ayrı anlaşma var. Bu anlaşmalar çok önemli. Yunanistan'a aşırı silah veriliyorlar Amerika ve Fransa ile. Biz iki NATO ülkesi olmamıza rağmen herhangi bir şekilde muhasabatta bizimle savaşa gireceklerini taahhüt ediyorlar. Ve maalesef Amerikan Deniz Kuvvetleri Akademisi'nde hazırlanan dokümanlara bakıldığında Türkiye'nin, çok ilginç bir tespit bu, senaryo şu: Kıbrıs adasına bir yerden havaya SAM füzesi yerleştirilmesi, bunun üzerine bizim uçakların bunları vurması ve yine bizim çok önemli bu Tugay'ımız var biliyorsunuz şeyde, evet. Foça'da adalara çıkarma yaptıktan sonra Türk donanmasının harekete geçmesi,
Ve hem Aksaz'dan hem de Marmara'dan çıktıktan sonra 6. filonun bir şekilde müdahale etti. Bu ne demek? Demek ki bize karşı çok ciddi, tehlikeli bir senaryo oynanıyor. Ve Yunanistan Allah muhafaza bundan sonra bizim bir gemimize veya uçağımıza ateş etmesini bekliyorum. Belki de Kıbrıs'ta olacak bu. Çünkü bir eksende Kıbrıs'a taşındı, Amerika'nın özellikle şeyi kaldırması, yani Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırması çok önemli, altını çiziyorum. Ege'deki stratejik dengeyi bozuyorlar. İki sene sonra Yunan Hava Kuvvetleri Türkiye süpremasiye geçecek. Ne demek bu? Deniz ve Hava Kuvvetleri, Rafael uçaklarından sonra F-16 modernizasyonu. Bir 7'ye 10'umuz vardı değil mi NATO çerçevesinde? Bunlar bozuldu. Bozulduğu gibi Türkiye yedek parçada zorlanıyoruz. Amerika vermiyor bunları. Parasını verdiğimiz halde F-35'leri kestiler. Peki. Ve F-16'ları da çeşitli sudan sebeplerle bir şekilde eğliyorlar. Türkiye'yi zayıf bırakan bir güç dengesizliği, tıpkı 100 sene önce Sultan Reşat ve Osman gemilerine İngiltere'nin ambargo uygulayıp el koyması gibi Yunanistan üstümüze kışkırtılıyor. Ve Mitsotakis bence burada Amerikan çıkarlarına, Yunan halkının çıkarlarına aykırı hareket eden bir 52 artı bir sömürge devleti haline getirdi Yunanistan'ı. Efendim şimdi bu söyledikleriniz çok çarpıcı. Notumu da aldım, toparlarken zaten aktaracağım. Aklıma şu geldi. Ukrayna Rusya için, Tayvan Çin için, Ermenistan Azerbaycan için, buralarda gerilimler hep bu dolduruşlarla başladı. Yunanistan'da Türkiye için aynı kategoride yer alıyor desek ne kadar haklı oluruz? Kısaca alabilir miyim? Çok doğru. Şimdi bakın, diyor ki Sayın Mitsotakis, Lozan'a dönelim diyor. Çok ciddi bir hibrit savaş oluyor. Ve biz Türklerin düşmanı değiliz. Peki kardeşim, Midilli Adası'nda 15 bin askerin var senin. Bir tümen var. Sakız'da bir toplam 7500, Sisam'da 7500, Rodos'ta 7500, İstanköy'de 8000 asker. Midilli Ayvalık'a 5,5 kilometre, Kuşadası'na 1,5 kilometre. Bu kadar silahlanma. Yunanistan şunu düşünüyor. Türkiye ekonomik olarak zorda. Seçimler yapılıyor. Türkiye tam bastırmanın zamanı. Amerika ile de arası iyi değil. O zaman ben Türkiye'yi bir çatışmanın içerisine sokayım. Ve maalesef bir yıpratma harbine sokacaklar bizi. Bir, Türkiye bunu ben söylemiyorum. Yunan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı. Türkler diyor, aklı selim devlettir, stratejik olarak hareket eder. Biz Yunanistan'ın bu oyuna gelmeyeceğiz. Ama Türkiye çok acil uçak alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Ya Eurofighter, belki Rafael'i düşünecek Türkiye. Amerika vermediği takdirde. Çünkü mutlaka hava üstünlüğünün bizde olması gerekiyor. Bu durumun içerisinde bir şey daha var. Türkiye diplomasiyi, hukuku sonuna kadar kullanacaktır. Ama dün Savunma Bakanımızın söylediği gibi Türkiye gereğinde meşru müdafaa hakkı ve bu çatışmadan önce misliyle mukabele hakkını cebinde saklı tutuyor. Yani ne demek? Bize karşı bir düşmanca hareketi olursa Türkiye buna cevap verecektir. Sayın Caşın, çok teşekkür ederiz. Şöyle diyeceğim, harbe hazırlandığı görüşündesiniz siz de ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Almanya ve İsrail'in de desteğini alıyor diyorsunuz ve bir sözünüz daha var. Çatışma öncesindeki son aşamadalar Yunanistan için söyledikleriniz. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Dileriz biz yalancı çıkarız ve Yunanistan elbette iyi kuruluk durumuna düz yani döner. Bunu demek istemem, saygı duyduğum bir konuk için, ama elbette yani umarız eğer ki bu tür düşünenler haksız çıkarlar. Çok çok sağ olun. Sağ olun hocam. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Selametle.